Merhaba Test TV izleyicileri, ben Ebru Doğdu. Bir Universal Studies programı ile daha karşınızdayım. Bugün aslında her konuğumda heyecanlıyım tabii ki ama bugün biraz daha heyecanım var. Çünkü daha önce de söylemiştim, ben bir eğitim danışmanlığı şirketi sahibiyim. Ve Türkiye'de de yurt dışında eğitim danışmanlığı derneği var. Yani bizlere her konuda destek olan, başımız sıkıştığında özellikle bu son dönemlerde hep destek aldığımız bu derneğin başkanı Sayın Osman Yılmaz konuğum. Kendisinden ben de çok şey öğreneceğim eminim. Hoş geldiniz Osman Hocam. Çok Hoş sevindim bulduk. programa katıldığınız için. Hoş Nasılsınız? bulduk İyi Emre Hanım. Misiniz? Teşekkür ederim. İyiyim. Çok zor bir dönem geçiriyoruz biliyorum. Özellikle sizlerin üzerindeki yükler çok ağır. Şimdi tabii isminden çok belli oluyor aslında. Hani nasıl bir organizasyon olduğu ama daha detaylı YEDAP neler yapar, ne zaman kurulmuştur onları bize bir anlatırsanız çok sevinirim hocam. Tabii ki. Ben öncelikle yayınınızı ve programınızı Tas TV'yi teşekkür ediyorum, tebrik ediyorum bu noktada. Amerika'dan yayın yapılması, Amerika'daki soydaşlarımızı, öğrencilerimizi de bir yerde ilgilendiren etkili programlar yaptığınızı gördüm bu kısa süre içerisinde. 2013 yılında kurduk YEDAP'ı. Yurtdışı Danışmanlar Derneği 2013 yılında. 2013 yılından itibaren tabii ki hızla büyüyen bir dernek yapısına ulaştık. Şu anda Türkiye'nin en çok Kanada'da etkili dernek. Tabii ki dernek sadece acentalara destek vermenin ötesinde yurt dışına giden bütün öğrencilere de aynı şekilde belli standartlarda hizmet vermeyi amaçlıyor. Onlara da destekliyoruz bu süreç içerisinde. Ama tabii asıl yurt dışı eğitim işini yapan sizin eski ve devam eden ve bizler gibi acentaların belli bir standartlara ulaşması asıl amacımız. Standartlarla, eğitimlerle bu süreci daha iyi bir noktaya götürmeye çalışıyoruz. Yine YEDAP yapıyorsunuz değil mi hocam? Organizasyonlar yapıyorsunuz, bizi bir tabii araya ki getiriyorsunuz. Birlikte şehir dışı, tabii pandemiden önceydi bunlar ama tekrar olacağına eminim. Benim yaşadık yani kendi deneyimlerimden o kadar iyi oluyor ki bu bizim için. Çünkü hepimiz bir araya geldiğimiz zaman tanışma fırsatımız oluyor, birbirimize hani paslaşma fırsatımız oluyor. Benim portföyümde olmayan bir okul arkadaşım da olabiliyor. Hani evet. O zamanda gerçekten derneğin de bir parçası olmaktan ben de çok mutluyum. Sizlere de bizler için bu kadar emek verdiğiniz için çok teşekkür ediyorum. Şimdi tabii bizler baş öğretmenimizin izinde en önemli cümlelerinden birini hep tekrarlarız. Yani bizler bu öğrencilerimizi kıvılcım olarak gönderir, alev olarak geri dönün deriz. Siz de biliyorum ki öyle yapıyorsunuz. Bugüne kadar oraya gönderdiğiniz hani hep böyle işte kalbinizde yer etmiş, alev olarak dönmüş ya da oradan Türkiye'ye hala vatan sevgisiyle bağlı olan ve hizmet eden çocuklarınız varsa onları biraz dinlemek isterim. Bir de sonrasında tabii pandemiyi konuşacağız ama önce biraz daha keyifli şeyler duyalım sizden. Evet, tabii yani o etkinlikler, okulları bir araya getirdiğimiz workshoplar, organizasyonlar tabii ki aslında hem birbirimizi görme imkanı sağlarken hem de yeni bir takım marketler ve pazarlarla ilgili bizlere de bir takım yeni partnerler oluşturmamızı sağlıyor idi. Yine geçen Perşembe günü biz genel kurulumuzu yaptık. Pandemiden dolayı yapamadığımız genel kurulumuzu ilk defa yine hem okul temsilcilerini davet ederek hem üyelerimizle bir araya geldik. Yani bir yıl sonra ilk defa yüz yüze bir araya gelme imkanı bulduk. Pandemi süreci biliyorsunuz daha çok online toplantılara evet, sahne oldu. Online toplantıları yoğunlukla yaptık. Aslında yorulduk da yani online toplantılar bizi daha çok yorduğunu da fark ettik içerisinde.
Tabii Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin kurucusu Ulu Önder Atatürk'ün Cumhuriyet'in daha ilk kurulduğu yıllarda insanların da gönderilebileceğini göstermesi açısından da bizlere rehber olmuştur. O dönemde yurt dışına giden birçok öğrenci daha sonra bu ülkeye gelerek bu ülkeye hizmet etmiştir. İşte orada meşhur Mustafa Kemal'in Sadi Irmak eski başbakanlardan ordinaris profesöre Sirkeci Garı'nda ya gidiyoruz ama gideceğimiz o Almanya'ya gidiyor biliyorsunuz. Gittiğimiz yerde acaba bize para gönderilir mi, bize bakarlar mı dendiği bir dönemde postacının gelerek işte büyük önder olmanın, lider olmanın şeyi o öğrencinin hangi hislerle oraya gideceğini görerek o anda bir telgraf gönderiyor. Hikaye de oradan başlıyor. Hikayede işte sizleri kıvılcım olarak gönderiyorum. Ateş topları olarak dönmenizi istiyorum diyor Mustafa Kemal. Yani bu gönderdiğimiz her öğrenciye bir mesaj aslında. Tabii Tabii. gidip gelmeyenler olabilir. Gidip orada belli bir kariyer noktasına ulaşan öğrencilerimiz de var. Ama ve mutlaka belli bir süre sonra o vatan sevgisi, o Türkiye sevdasıyla bu ülkeye dönmeye çabalıyorlar ve dönüyorlardı. Yani bunun birçok örneği de tabii ki mevcut bu Evet. noktada. Bu aralar hocam pandemiden dolayı dönüşlerle ilgili neler yaşadınız? Yani tamamen dönen çok mu yoksa pandemi hani geçsin geri gideceğim diyen mi fazlalıkta? Bir de pandemi bittikten sonra çünkü inşallah bitecek. Ben insanlığın bu savaşı kazanacağını düşünüyorum. Hep umutla bakıyorum. Sonrasında daha mı hızlanacak sizce gidişler yoksa dönüşler mi daha hızlanacak? Çekingen mi olacaklar gidişlerde? Ne hissediyorsunuz? Ebru Hanım yani pandemi başladı da artık Mart ayı geçen sene işte Mart ayının başları pandeminin ilan edilmesi ve sonrasında tabii yurt dışında öğrencilerimiz var. Yani Türkiye'nin dünyanın birçok yerinde Amerika'sından İngiltere'sine, İrlanda'sından Avustralya'sına öğrencilerimiz vardı. Öncelikle bu öğrencilerimizi başta herkes bir şaşkınlık halindeyken biz çok sağlıklı bir şekilde bütün üyelerimize beraber öğrencilerimize diyalog içerisine geçtik. Biz biliyorduk ki Türkiye'nin sağlık noktasında birçok dünyadaki ülkeden daha ne diyeyim ona hizmet bakımından daha iyi hizmetler verebilecek bir ülke olduğunu gördük. Ve tabii ki aileler burada ön plana geçti. Endişe bir korku içerisinde çocuklarının Türkiye'ye gelmesini istediler. Bu noktada Türkiye'ye gelmek isteyen öğrencilere hem Türk Büyükelçilikleri hem Türk Hava Yolları'nın çabalarıyla geçirilmesinin yollarını aradık. Ondan oradaki sorunların noktasında nasıl yardımcı olabilirimizi düşündükten sonra Türkiye'ye geldiler. Türkiye'de biliyorsunuz ilk dönemlerde yurt kanatlarını, ülkenin değişik yerlerindeki yurt kanatlarını alındılar. Orada da onları takip etmeye devam ettik. Bunu yaparken sadece YEDAP üyesi acentelerin değil, başka firmaların öğrencilere de nasıl yardımcı olabiliriz de aynı düşünce içerisinde değerlendirdik. Yani ayrım yapmadık çünkü giden öğrenciler Türkiye'nin öğrencileriydi ve gelmek istedikleri de Türkiye'ydi. Yani hepsine ayrım yapmaksızın hizmet etmeye devam ettik. Yine bu dönemde gelmeyenler var mı? Evet var. Yani kimisi o uçak yolculuklarının yaratabileceği korkuyla dönmeyenler de oldu. Kimileri o ülkelerdeki sunulan bir takım imkanlardan dönmeyenler oldu. Mesela İngiltere'deki üniversitelerde okuyan öğrencilerimiz ile İrlanda'daki Work and Study programında giden öğrencilerimizin büyük bir çoğunluğu dönmek istemediler. Orada kaldılar. Belli bir süre orada kaldılar ama baktılar ki çünkü biz de bilmiyorduk pandemi ne zaman sona erecek. Pandeminin uzaması ve bir takım oralarında kapanmaya başlaması sonrasında tekrar Türkiye'ye bir dönüş çabası içerisine girdiler. En çok yaşanan bu süreçte
en çok yaşanan, tabii eğitimlerini ara verdiler. Bu öğrenciler ne olacaktı? Dil eğitimine gidenler vardı, üniversite eğitimine gidenler vardı. Tabii bir okullarla beraber ortaklaşa hemen işte online eğitimler ön plana çıkarıldı ama dil eğitiminde online eğitim çok fazla etkili olamadı. Neden olamadı? Çünkü öğrenci oraya gittiğinde sadece dil öğrenirken siz de İngilizce öğretmezsiniz, biliyorsunuz. Evet, yani evet. Yaşaması lazım. Yani o kesinlikle. Dilin kültürünün yaşaması lazım. Kesinlikle. Ya ben hep şunu söylüyorum hocam. Biz deneyim satıyoruz bir yandan da. Yani siz sadece okulun paketini tanıtmıyorsunuz. Yani öğrencinin orada yaşadıklarının aslında maddi bir şeyi yok, ederi yok. Yani paha biçilmez geliyor bana. Şimdi dolayısıyla şu anlamda da umutluyum. O yüzden diyorum pandemiden sonra bu iş sanki daha da önemsenecek, daha kıymetli olacak, daha dikkatle gidilecek bir kere. Hani daha dikkat ederek gidilecek, belki seçimler daha doğru yapılacak ama o deneyim kısmını hiçbir online eğitim yerini dolduramayacak. Tabii ki, tabii ki. Yani belki üniversite eğitimlerinde o online, o hibrit eğitim dediğimiz karma eğitim kısmen uygulanmaya devam ediyor. Belki tutacak. Ama dil eğitiminde özellikle, yani o dili yaşayarak öğrenme dediğimiz anlayışta maalesef tutmadı yani. O online eğitim tutmadı. İnsanlar da gitmek istiyor. Sorunuza cevap noktasına söylersek insanlar gitmek istiyor. Ama dil eğitiminde artık o uzun süreli gidişlerin yerini daha kısa sürede gidip pratik yapayım, geleyim ve buna bağlı olarak work and study programları aldı. Yani gittikleri ülkelerde çalışabilecekleri, kendi ekonomilerine destek olabilecekleri programları seçmeye başladı ülkeler. Mesela bu noktada ön plana kısmen İrlanda, Avustralya dil eğitimine giden öğrenciler orada çalışma hakkı verdiği için. Buradan bu vesileyle Amerika'dan yayın yapan Amerika ile ilgili olduğu için söylemek istiyorum. Yani Amerika'da bu noktada pandemi sonrasında bu tür bir programı mutlaka gündeme alması gerekiyor. Ben sadece Türkiye için söylemiyorum bunu. Yani Türkiye'nin dışındaki ülkeler için. Çünkü Amerika zaten Work and Travel programıyla öğrencileri orada gelin çalışın diyor. Orada bir sıkıntımız yok. Ama dil eğitimine girecek öğrencilere aynı zamanda orada bunun bir adım sonrasındaki programlarla, işte sertifika programlarıyla, diploma programlarıyla bir work and study programını mutlaka düşünmesi gerektiğini öneriyorum Amerika'ya da. Buradan sizin vesilenizle. Evet. Çok yerinde bir öneri bu hocam. Peki bu aralar hangilerinin kapıları açık? Hani onu da izleyiciler tam olarak bilmiyorlar. Biz tabii ki olayın içinde olduğumuz için ama mesela şu anda Amerika'ya gitmek isteyenin gidemediğini biliyoruz. İşte Kanada, İrlanda, İngiltere ne durumda şu anda? Vizelerle ilgili ne durumda? O konuda da biraz aydınlatır mısınız bizi? Yani şu anda Türk öğrencilerin rahatlıkla gidebildiği iki ülke var. Şu andaki zaman içerisinde. Birisi Kanada, birisi İngiltere. Amerika zaten konsolosluğumuz kapalı. Uzun bir süredir kapalı. Öğrenci vizeleri açık değil. Yani randevu alınabiliyor ama Ekim-Kasım ayına bir sarkan bir süreç. Burada Kanada açık. Kanada vizesi alabiliyorsunuz. Tabii ki pandemi çerçevesinde bir takım karantina uygulamalarıyla öğrencilerimiz gidebiliyor Kanada'ya. Yine İngiltere'ye, yine karantina kapsamı içerisinde, biliyorsunuz İngiltere'de de karantina var. Gidebiliyorlar. Malta işte geçen haftaya kadar gidilebilen bir destinasyondu. Ama şu anda Malta'da özellikle bu Nisan'ın başına kadarki bir süreçte onların Paskalya'sı söz konusu olduğu için Hristiyan dünyasının o turistik giriş çıkışları engellemeye yönelik özellikle Avrupa destinasyonunda bir kapanma söz konusu. Yeni bir pikler bekleniyor biliyorsunuz bu varyasyonla
noktasında şeyle ilgili, yüksekle ilgili. Yani şu anda Türk öğrenciler rahatlıkla gidebildikleri bir Kanada var, bir İngiltere var. Bize alabildikleri işte 12 gün, 13 gün karantina süreci içerisinde işte testler sonrasında gidilebilen ülkeler olarak karşımıza çıkıyor. İngiltere'de şöyle de bir sıkıntı var hocam. Gitgide şey maliyeti şöyle yükseltiyor. İşte bir test istiyordu dönüşte. Şimdi gelirken bir test yaptırıyorsunuz. Ona bir maliyet ödediniz. İngiltere'ye gittiniz. Testinizi önden rezervasyonunu yaptınız. Bir testi iki yaptı. Bu da £220 gibi bir rakam. Ciddi bir rakam. Ve bunu sizin ödemenizi talep ediyor. Şimdi öğrenci tüm o kostlarına bir de artık test şeylerini ekleyecek. Buradan, evet. Tabii buradan o sağlık meselesi, yani şimdi biz tabii eğitim danışmanlığı şirketlerine öğrenci geldiğinde pandemi öncesi işte onların imzaladığı kontratta orada sağlıkla ilgili noktalar da vardı. Ama bu pandemi sürecinde ve pandemiden sonra o kontratta ya da işte sağlık sigortaları ile ilgili eklenen, çıkarılan bölümler var mı? Yani öğrenci gitti, Allah korusun yakalandı koronaya ve hastaneye yatışı yapılacak. Orada masrafları karşılanıyor olacak mı? Evet, yoksa bunun evet. için buradayken ekstra bir şey mi ödeyecek? Şimdi Ebru Hanım, bu noktada biz dernek olarak pandeminin o ilk havasını atlattıktan sonra özellikle sigorta firmalarıyla görüşmeler yaptık, anlaşmalar yaptık. Bilimizi aydınlatarak pandemiyi de içine alan özellikle sağlık sigortaları çalışmaları yapıldı. Var şu anda, yani öğrenci eğer pandemiyi de kapsayan, yaşanabilecek sorunları karşılayan sigortaları biz sunuyoruz öğrencilerimize. Çok güzel. Yani orada kimsenin başına vermesin ama olabilir. Olduğu anda önceliğimiz tabii ki oradaki tedavi imkanları noktasında sigortasının, bu hem Türk sigortaları olabilir hem de uluslararası alandaki sigortalar olabilir. Eğitim alanında sigorta firmaları da var biliyorsunuz. Öğrenciler buradan yararlanabiliyorlar. Ama biz zaten günü gününe, bakın yani ülkelerin durumları gün be gün değişiyor. Yani bugün tamam diyorsunuz, bugün bir açıklama yapıyorsunuz, bugün bir işte video çekimi yapıyorsunuz ama ertesi gün değişmiş oluyor. Yani sabah ilk kalktığımızda ülkelerin, özellikle öğrenci gönderdiğimiz destinasyonlardaki ülkelerin vize prosedürlerini gün be gün sabah sabah takip etmek zorundayız ve takip ediyoruz. Yani neden i̇şte takip burada, ediyoruz? Burada da danışmanın önemi ortaya çıkıyor değil mi hocam? Evet, yani artık Sizin söylediğiniz, yani ben işte kardeşim okulu satıyorum, okulun fiyatı şu, uçak biletini aldım gönderdim. Bu anlayış bitti. Yani pandemi bunu bitirdi. Pandemi gerçek danışmanları ortaya koydu. Gerçek danışmanlık nedir? Çünkü her öğrenciye göre farklı bir danışmanlık yapmanız gerekiyor. Kesinlikle. Yani her öğrencinin profiline göre, her öğrencinin gittiği ülkeye, her şehre göre farklı danışmanlıkları gerçekleştirmek gerekiyor. Bu süreçte sizin ilk başlangıçta da söylediğiniz gibi YEDA bu pandemi sürecini en iyi geçiren dernek. Niye? Çünkü sürekli eğitim yaparak, sürekli özellikle çalışanlarımızı, sadece bizler şirket sahipleri değil, şirketlerimizde çalışan arkadaşlarımızın da farklı alanlarda eğitimlerini sağladık. Mesela pandemi sonrasında artık yeni yurt dışı eğitim sektöründe ortaya çıkan bir şey var. Akademik danışmanlık. Akademik evet, danışmanlık bir şey çünkü. Evet, akademik danışmanlık ön plana çıkmaya başladı. Biz bunu zaten daha önce gördük. Yani geçen sene işte Ekim-Kasım aylarından başlayarak bir eğitim başlattık. Sizler de biliyorsunuz. Yurt dışı uluslararası danışman yetiştirme sertifika eğitimine başladık. Tam 13 hafta boyunca. Onun 3 günü bu işi yapmak isteyenler, yani bu iş şey olsun,
bir meslek olsun, yani bir mesleğin bir sertifikası olsun düşüncesiyle üniversitedeki hocalarımızdan, kendi alanındaki yetkin firma sahiplerinden, okul temsilcilerinden oluşan bir eğitim programı gerçekleştirdik. Ve işte geçen günü bu genel kurulumuzu yaptığımız gün burada İstanbul'da yaşayan arkadaşlarımız geldiğinde ilk sertifikalarını verdik. Ve hepsi birer firmada çalışıyorlar ve hepsi kendi firmalarında beğenilen, takdir edilen danışmanlar olmuşlar. Bu bizi daha çok sevindirdi. Evet, İnşallah çok pandemi kıymetli. Bitsin. Yani çok kıymetli bu eğitimler çünkü mesela bir yaşadığım bir şey hatırlattı bana. Yani böyle danışmanlar ortaya çıkınca velilerin bakış açısı da değişecek eminim. Tabii ki. Bir veliye oğluyla ilgili 3 gün falan hizmet verdik. Yani 3 ayrı randevu düşünün. Pandemi öncesi ve hepsi yüz yüze yapılıyor. Hepsi için ayrılan vakit, hani böyle bilgisayarın ekranını kaldırıp zoom yapıp hemen bir şeyler anlatmıyorsunuz. İşte saatler onlara göre ayarlanıyor falan. İlk gün geldiler, gittiler. İkinci gün geldiler, üçüncü gün geldiler falan. Üçüncü görüşmenin sonunda anne aynen şunu söyledi. Siz şimdi dedi bu verdiğiniz fiyatlarda dedi eğitim danışmanlığı ücreti de alıyorsunuzdur. O yüzden dedi biz dedi gidip dedi bir de dedi kendimiz bakalım da dedi bu okula dedi. Fiyat alalım. Ya yani alenen böyle hani böyle evet. Düşünen var biliyoruz ama bunu bu kadar söze döken bir hadsizlik hiç yaşamamıştım daha önce. Bana yapılmadı tabii. Bana yapılsa çok daha ağır bir reaksiyon verirdim ama benim ekibime yapılmış. Demiş ki ben demiş bir gideyim bakayım sonra sizi ararız. Yani tabii ki böyle bir hafta sonra falan aradılar. Onlara verilen fiyat tabii ki daha yüksek. Çünkü bir eğitim danışmanıyla çalışan okul eğitim danışmanına hele ki sevdiği ve beğendiği bir danışmansa daha iyi fiyat verir. Aslında bu çok da öyle şaşırılacak bir şey de değildir. Tabii ki daha yüksek fiyat aldılar. Ve yine aynı yüzsüzlük ve hadsizlik ile geri dönüp sizin dediğiniz doğruymuş. İşte biz sizinle çalışmak istiyoruz. Bize yüksek fiyat verdi dediler. Şimdi bu anlayışın, bu bakış açısının tamamen değişmesi zaten bu pandemi sürecinde de bu yüzden de değişmiştir. Çocukların başı orada dara düştüğünde kendi başlarına olmayan İngilizceleriyle ne yapacaklardı acaba? Yani o çocuğu oradan nasıl getireceklerdi ya da o okuldan o geri ödemeleri nasıl alacaklardı acaba? Bu konuyla ilgili size onu sormak istiyorum. Çünkü ben bu konuda sıkıntı çok şükür yaşamadım. Okullarımla ilişkim iyi olduğu için ama arkadaşlarım çok yaşadı bu geri ödemelerle ilgili. Çünkü mesela 4000 pound yatırmıştı bir öğrencim benim İrlanda için. Bir tane vardı yine böyle yine o aralarda İngiltere için. Bunları geri vermek yerine okullar şunu söyledi. Hakkınız baki kalsın. Biz bu geri ödemeyi yapmayalım. Seneye kullanın ya da işte öbür yaz kullanın. Ama tamam da aile kullanmayacak belki bunu. Birkaçını böyle geri alabildik. Sizler neler yaşadınız ya da etrafınız, üyeleriniz? Tabii yani onlar da beklemiyordu. Yani okullar da burada beklenmedikleri bir şeyle karşılaştılar. Beklemedikleri bir durumla karşılaştılar. Tabii sizin söylediğiniz gibi kredi dediğimiz, okullar bunu bir yıl, iki yıl içerisinde öğrenci kullanabilir, bir akrabası kullanabilir dediler. Bunu daha sonra yaptığımız görüşmelerle o acenteye verip, o acentenin göndereceği farklı bir öğrenci de kullandırılabilir noktasına gelindi. Bazı okullar taksitlerle ödemeler yaptılar. Bunları yaşadık biz. Yani sektörde özellikle pandemi döneminde tabii öğrenci ve velisi muhatabı sizsiniz. Yani acenta. O bizi çok yıpratan bir şey. Hukuksal noktada sizin de muhataplar. Yani ben tanımıyorum diyor. Ya tamam da ben o okulun temsilcisiyim. Yani zaten bu pandemi dönemi Ebru Hanım bazı okulları ön plana çıkarırken bazı okulları geri plana attı. Birçok okul dünyanın farklı yerlerinde birçok okul kapandı. Evet evet. Biz, kapanınca da ödemiyorum dedi. Yani tabii yani mesela bu noktada oradaki öğrencinin mağdur olmaması için o ülkenin ulusal bir takım derneklerine bağlı
okullarıyla çalışılması gerektiğini biz sürekli gündeme getirdik. Evet. Yani bir İngiliz ülke kapsamındaki bir okul kapanırsa pandemi süreci içerisinde o öğrenciye aynı şehirdeki veya farklı şehirdeki okula gönderebilme imkanımız vardı. Yani böyle bir şey de söz. O okul kapandı. Avustralya'da da oldu. Kanada'da da oldu aynı şey. İngiltere'de de oldu. Yani böyle bir durum karşısında öğrencilerin mağdur olmaması bu amaçtı. Öğrenciler de bekledi. Bizler de bekledik. Hala kredisini alıp Amerika'ya gitmeyi bekleyen benim kendi şirketimin öğrencileri var o noktada. Yani ne zaman gider? Ya biraz daha çocuk gitmek istiyor aslında. Yani çünkü artık dünyada pandemi Türkiye'de neyse Amerika'da da aynı durum söz konusu. Yani uygulanan dördüncü faktör aşının dışındaki daha alt segmente gelmedi yaş bakımından biliyorsunuz. Yani hiçbir yerinde maske, mesafe ve temizlik, hijyen. Yani aslında bu noktada en avantajlı toplum gene Türkler. Ama Türkiye'de yaşasınlar ama yurt dışında yaşasınlar. Zaten mesafe, o ikili ilişkilerdeki mesafe ve hijyen konusu, temizlik konusu bizim Türk toplumunun genel özellikleri içerisinde yer alıyor. Kolonya eskiden, hocam biz gelen misafirlere yani, kolonya tutarız. Evet, ya. Evet yani, onu söyleyecektim. İki şey yapardık. Yani bunun ne olduğunu bilmezdik. Dışarıdan gelen misafire daha içeri girip oturduğunda kolonya dökerdik ellerine. Evet, evet. Ve arkasından da şeker verdik, çikolata verdik, tatlı yiyelim, tatlı konuşalım misali olsun düşüncesiyle. Kesinlikle. Yani Türk toplumu zaten yani bu noktada kendi örf ve adetlerimiz, kültürümüz çerçevesinde o temizlik noktasına önem veren bir toplumdu. Tabii ki yurt dışındaki koşullar, yurt dışında yaşamanın getirdiği o hijyen ortamı belki bir takım zorluklar yarattırmış olabilir ama... Biz şuna inanıyoruz ki bir öğrencimiz, bizi sevindiren nokta bu. Doğrudan koronaya yakalanarak Türkiye'ye getirmiş öğrencimiz yok. Onu böyle sağlıklı bir şekilde bu ülkeye getirerek sağlıklı bir şekilde ailelerine teslim ettik. Harika. Yani bize emanetti o öğrenciler. Sizin söylediğinize katılıyorum. Emanettiler. O emanetleri biz elimizden geldiğince en iyi şekilde sağlıklı bireyler olarak Türkiye'ye gelip ailelerinin yanlarına gönderme imkanı bulduk. Daha onun sonrasında işte o kredi kullanma, dil eğitimini ne zaman tamamlarlar? Onlar da olmayan bir şey, yani beklenmeyen bir şeyle karşılaşıldığı için şunu düşündüler. Takdir edenler de vardı, hak verenler de vardı. Ama tabii ki millete biz paramızı istiyoruz dediler. O noktada acenteler çok zor anlar yaşadılar. Ve bazı okullar bu zorlukları maalesef yaşattılar yani o dönem içerisinde. Tabii ki pandemi sonrasında bu okullar sadece bu Türkiye için değil, dünyanın birçok bölgesindeki öğrenci gönderen ülkeler için de puan kaybettiler tabii ki. Tabii yani hiçbir şekilde hiçbir danışman, mesela hani kara liste gibi. Yani kara listeye evet. Bir kere girdiğiniz zaman hiçbir danışman sizinle çalışmak istemeyecek. Çünkü hani ben hep söylerim ya, beni tanıdığınız için de söylüyorum. Yani gerçekten bize emanet edilen en nihayetinde evlat. Yani biz bu anlamda öyle ya, siz de şimdi danışmansınız, işte ücret alırsınız bizden diye bakılacak bireyler değiliz yani. Bu en güzel pandemi ortamı nedeniyle ortaya da çıktı belki. Bizler tabii ki hep, ya herkes değil, işini vicdanla yapanlardan bahsediyorum. Sizin belki bizim 10 katımız öyle olduğumuzu biliyorum. Yani vicdanınızla yapıyorsanız zaten hiçbirimiz uyumadık o dönem. Yani o çocuklar gelene kadar. Evet. Evet. Yani ama tabii ki vicdanınızla yapmıyorsanız, ya ben gönderdim, sen göndermek istedin, sen onay verdin, sen ödedin bu parayı deyip çekilebilir. Okulda battı, yani ne yapayım denebilirim ama demeyenlerdeniz yani. Ebru Hanım tabii ki, Ebru Hanım bu süreçte kapanan acenteler de oldu. Tabii ki yani o, şimdi burada... Sizin vesilenizle bir şeyi dile getirmek istiyorum. Hem öğrenciler hem bizler
için bir standartın gelmesi lazım sektörel anlamda, yurt dışı eğitim sektöründe. Biz yine pandemi öncesinde sanki böyle içimize doğmuş gibi böyle bir takım yaptığımız çalışmalarla dedik ki güvenilir ajanda anlayışı, prensipleri, öğrencileri de koruyan, velilerini de koruyan, çünkü az paralar değil, yani Türk parasının döviz cinsine baktığımız zaman çok büyük meblağlar ödüyor aileler. Bu noktada çocuklarını yurt dışına gönderirken güvenilir ajantaları tercih etmeleri gerektiğini söyleyerek prensipler meydana getirdik yedek olarak. Ve bu prensipler çerçevesinde öğrencilerimizin yurt dışına giderken dikkat etmeleri gereken en önemli hususlardan birisi de bu. O YEDAP'ın güvenilir acentesini bir ilki olarak gelecekte karşılaşabilecekleri sorunlar karşısında çözüme ulaştırabilecekleri bir dernek olduğunun farkında varsınlar. YEDAP'ın üyelerinin tamamı öğrencileri mağdur etmemek için ellerinden geleni yaptılar bu süreç içerisinde. Hep beraber birbirimize destek olarak, YEDAP üyeleri olarak birbirimize destek olarak biz öğrenciye en iyi şekilde, en sıkıntısız şekilde hizmet vermeye devam ettik bu süreçte. Yani bu yüzden YEDAP'la gidenler hep birer avantajlıydı, hep birer şanslı öğrenciler, veliler oldular. Telefonlarımızı kapatmadık. Yani ya evet yani, hocam gerçekten bunlar, yani bu çok önemli. Ben biliyorum yani umarım kıymetimizi gerçekten anlamışlardır. Çünkü evet. Pandemiden önce de çocuğunu gönderip telefonla ulaşamayanlar oldu. Yani herhangi bir şey için arayacak. Ortada yok kimse. Yani çocuk gitmiş orada. Özellikle şeyde çok sıkıntı yaşanıyor hocam. Work and travel'da ciddi mağduriyetler oluyor. Yani bu çocuklar oraya gidiyorlar, bir bakıyorlar kalacakları yer değil, iş dedikleri iş bulunmamış, ikinci günü işten kovulan oluyor, bir şey oluyor yani hayat içerisinde, orada da başlarına bir sürü şey geliyor. O yüzden ben hep derim ya, doğru danışman doğru okul demektir, doğru yolculuk demektir. Hani tatile giderken bile bir bilene soruyorsunuz. Yani bu bir eğitim değil mi? Yani bu yani, okul yolculuğu, eğitim yolculuğu yetişkinler için de, küçükler için de, gençler için de aynı şey geçerli. Doğru insanla bu yolculuk yapılmalı. Yani eğitim yolculuğu. O tabii yüzden, ki, tabii ki. Yani, bu çok önemli. İnsanların geleceğiyle ilgili karar ve hizmet veriyorsunuz, rehberlik ediyorsunuz. Ben Work and Travel dediğiniz için geçen sene biliyorsunuz Work and Travel gönderemedik öğrencilerimizin büyük bir çoğunluğu. Evet. Ama YEDAP'ın içerisinde de Work and Travel yapan firmalarımız var. İşte çok büyük meblağlar kesmeye kalktı birçok firma. Ama biz YEDAP olarak, YEDAP ajanteleri olarak bunu en minimumda, çünkü bir bedel var. O bedelin dışında yani aslında Türkiye'de şeyi de kurmuş olduk. İşte 6 tane, 7 tane Work and Travel yapan üyemiz aracılığıyla Türkiye'deki öğrencilerin çok fazla mağdur olmamasını, bir tekelleşme olmamasını da sağladık. Tabii bu yılda ne olacağı belli değil. Yani o ne zaman açıklanacak hala? Bu yılki vize meselesi, yani Work and Travel yapılacak mı, yapılmayacak mı? Yapılacağını ümit ediyoruz. Tabii yani şu anda Türkiye'de konsolosluk ve elçilik sadece sağlık nedenleri dışında yeni bir vize vermiyor. En son güncelleme bu. Ama yapılacağını umut ediyoruz. Yani Türk öğrenciler için Work and Travel bir hayal. Yani Amerika'ya gidip Amerika'da o 3 ay çalışıp o çalıştığı parayla 1 ay Amerika'yı gezmek. Çünkü bizim çocukluğumuzda da öyleydi. Bizim gençliğimizde de öyle. Amerika bir hayal ülkesi. O hayal ülkesine gidip görmek istiyorlar. Ve Work and Travel'a rağbet çok fazla. İşte o yüzden ben biraz önce onu söyledim. Yani Amerika aslında Work and Travel yapan bir ülke olduğu için Work and Study programıyla dil eğitimine gelecek 24 hafta ve üstü öğrencilere de çalışma hakkı verebilir. O Türkiye'nin genç nüfusundan yararlanabilir. Ve harika olur. Evet.
İngiltere ne yaptı biliyorsunuz değil mi? Üniversiteyi bitirdikten sonra artık öğrencilere iki yıl verdi master'la beraber. Ya. Ama İrlanda şu anda 25 hafta ve üstüne veriyor bunu. İşte Avustralya 16 hafta sonrasındakilere veriyor aynı hafta. 12-16 hafta içerisinde aldığı program çerçevesinde. Şimdi tabii ki bu ülkelerin tamamının bir özelliği var. Göçmen ülkeleri bunlar. Yani çok fazla göçmen alan ülkeler. Al, dilini öğret, kültürünü göster. Evet. İçinden seçtiğini, eğitim anlamında seçtiğini, gerekirse kendi ülkende vatandaşlık hakkı vererek devam etme imkanı sağlayın. O genç nüfusun ben gidin sonrasında belli edindiğiniz kariyerlerle, bilgilerle tekrar Türkiye'ye geri dönün gençler diyorum. Evet. Yani, aynı şeyi düşünüyoruz hep. Evet. Yani Türkiye'ye geri dönün. Evet, sizinle bu konuda çok, yani benim şöyle oldu mesela, ben de yurt dışında okudum, işte sonra tekrar Türkiye'ye döndüm, sonra Londra'ya yerleştim falan, ama okurken hissettiklerim ile yetişkin olarak yerleştiğimde hissettiklerimde şöyle bir değişim oldu. Benim vatan sevgim arttı yurt dışına yerleşince, çünkü gerçekten o sıcaklık ve insani arayış, ya insani duygulardaki arayışın hiçbirini bulamıyorsunuz. Oradan vatana hizmet etmek, oradan daha çok sevmek daha şey geliyor bana. Bulamadım kelimeyi ama yani benim yaşadığım duygu buydu. Her ülkenin zaten pandemi de şunu gösterdi ki zayıf kaldı. Yani güçlü kaldı. Ama limon ya neden bilmiyorum. Yani belli bir yaştan sonra o partileme ve eğlenme yaşlarından sonra siz buna ihtiyaç duyuyorsunuz. Dolayısıyla doğrudur. Yani zaten herkes de mesela yurt dışına yerleşip Türkiye'ye atıp tutanlara sorun. Hepsi Fethiye'de bir yazlık yapmıştır. Niye yapıyorsun o zaman bu yazlığı? Çünkü döneceksin. Yani sen o vatana, o sıcaklığa, o komşuya döneceksin. Bunu öyle orada havalanıp böyle hava atmanın bir anlamı da yok. Bu aralar buna çok sinirliyim de hocam. O yüzden bu konu... Yani yurt dışına gitmek, yeni yerler görmek, yeni insanlarla tanışmak, bizim yani sektörel anlamda çok fazla seyahat de ediyoruz biliyorsunuz. Yani evet. Okulları geziyoruz öğrenciler açısından, ülkelerle yeni eğitim anlaşmaları yapmaya gidiyoruz. Ama en güzeli tekrar Türkiye'ye dönmek. Ben kendi şahsım açısından söylersem bunu görüyorum. Yani tekrar ülkeye dönüyorsunuz, tamam istediğin zaman gidin. Belki sıkıldık, bir yıldır gitmiyoruz bir yere, gidemiyoruz. Belki onun verdiği bir sıkıntı söz konusu şu anda. Ama dört gözle bekliyoruz en kısa sürede. Ne zaman gideriz yurt dışına? Yeni bir takım eğitim işte veren okullarla, işte dil okullarıyla görüşler yaparız. Geliriz, buradaki Türk öğrencilere daha iyi hizmeti nasıl yaparızı bekliyoruz pandemi süreci içerisinde. Ben pandemi sonrasında o sorunuz vardı. Cevapladım zannettim ama tekrar altını geçmek istiyorum. Pandemi sonrasında yurt dışına bir talep, eğitimle ilgili talep artacaktır. Ama ben de öyle düşünüyorum. Ama dil eğitimini söylediğim gibi sadece işte 24 hafta bir dil eğitimine öğrenciler gitmeyeceklerdir. Yani bir altyapıyı oluşturup bir 6 hafta, 8 hafta, 12 hafta bir pratik yapmaya gideceklerdir. Bunun yanı sıra üniversite eğitimine giden öğrenciler farklı programlar istiyorlar. Artık kimse kimin nereden mezun olduğuna bakmıyor. Belki yani bu söyleniyor ki gerçekleşene ben de inanıyorum. Gelecekte üniversite mezunu olmak gibi bir anlayış olmayacak. Yani ben yanımda çalışan danışmanlarım bile
bundan bir buçuk iki ay öncesine kadar hiç hangi okuldan mezun olduklarını bilmiyordum. Kurdum öyle de öğrendim. Yani benim için hangi üniversiteden mezun olduğu, o üniversitede neler, hangi dersleri aldığı değil, yetenekleriydi. Yani yeteneklerimizi ön plana çıkaran işte sertifika programları, diploma programları önem kazanacak. Evet. Amerika'da binden fazla dil okulu var. Bu dil okullarında öğrenci, işte düşünsenize 6 aylık bir süre için Amerika'ya geldiniz, Amerika'da dil eğitimi alıyorsunuz. Hem okul parası, hem oradaki yaşam masrafı, konaklama masrafı, bütün bunlara karşılık siz öğrenciye derseniz ki 6 ay sonrasında gelen her öğrenciye ben A1, A2 İngilizceye ulaştıktan sonra çalışma hakkı veriyorum derseniz bu öğrenci daha çok talepte bulunacaktır Amerika'ya gitmek için. Bana nasıl Kanada'ya, Avustralya'ya, İrlanda'ya gitmek istiyor ise. Şimdi şöyle bence yani son olarak şunu söylemek istiyorum. Gerçekten çok bu konuya da katılıyorum. Bence tek bir olmazsa olmaz kalacak hocam. O da İngilizce bilmek. İngilizce bilmiyorsanız yani bence İngilizce artık ikinci dil değil. İngilizce ana lisan gibi şu anda dünyanın konuştuğu dil. Dolayısıyla bilmiyorsanız içerisinde istedikleri diyecekler. Yani makale okumak etmek gibi. Diyece üniversite mezununda kalmıyor ama kesinlikle zorundalar. Ben buna katılıyorum. Şey de değil yani kendi mesleğimden dolayı. Hayır Ebru Hanım orada bir şeyi ilave etmek isterim farklı bir şekilde. Ama zaten Türkiye'deki o 17-18 yaşına gelmiş liseye gelmiş öğrencilerimizin çoğunluğu bir dili İngilizceyi biliyorlar. Hatta işte IELTS skorundan bahsediyor kendisi. Nitelikli öğrencilerden bahsediyorum. İkinci değil. Ben diyor kısmen diyor Korece öğrendim diyor. Kendimce İspanyolca öğrendim diyor. Bu pandemi süreci içerisinde. Ne güzel. Böyle bir öğrenci kitlesiyle. Tamam İngilizce biliyor ama o öğrenci İngilizcesini geliştirmek istiyor. Evet. Yani bunu deneyimlemek için diyor ki ben bir 8 haftalığına diyor bir Londra'ya gideyim ya da işte Brighton'a gideyim, Oxford'a gideyim, işte New York'a gideyim, San Francisco'ya gideyim, Boston'a gideyim, İngilizcemi bir pratik yapayım. Evet. Yani, ya mecburlar, mecburlar hocam. Oraya gittiğinde ben bizim danışmanlık, tamam sen bak üniversite mezunu olmuşsun, pratik yapmaya gidiyorsun ama burada şu programa da bir bak. Şu üniversiteyi bir gez, ziyaret et. Bakın yeni bir şey. Ha o bunun sonrasında tamam mühendis olmuş ama mühendisliğin dışında bir yöneticilikle ilgili bir sertifika programına gidebilir. Yani dünya çok çabuk değişecek, çok çabuk gelişecek bu süreç içerisinde. Evet. Şimdi düşünüyorum gerçekten kendi hayatımla ilgili etrafımda sizin gibi hocalar olduğu için çok mutluyum. Sizin gibi insanlar olduğu için çok mutluyum. Sizden her zaman çok şey öğreniyorum ve hep de öğreneceğim biliyorum. Dostluğunuz da keza gerçekten hep her zaman kalbime dokunuyor. Yayınıma geldiğiniz için çok teşekkür ediyorum hocam. Ben teşekkür ederim Ebru Hanım. Defalarca misafir etmek isterim. Çünkü gerçekten programımın zaten ana teması bu. Bu işi de en iyi bilenlerden birisiniz. Hani yurt dışı eğitim, yurt içi eğitim, danışmanlık. O yüzden tekrar görüşmek üzere. Gerçekten çok isterim dediğim gibi. Ben çok son bir ben çok teşekkür ediyorum. Sayış dolu sözlerinize, kanalınıza tekrar hayırlı olsun diliyorum. Bu vesileyle hem tabii Türkiye'den de izlenebiliyor kanal ama YEDAP acentelerine herkesin velilerine, öğrencilerine güvenmesini istiyorum. Çok sağ olun. Bir sorunla karşılaştıklarında bizlere ulaşsınlar. Biz onlara elimizden geleni yardımcı olmaya çalışırız. Bütün YEDAP ailesi olarak büyük bir aileyiz biz o nokta içerisinde. Size de tekrar teşekkür ediyorum. Sağ olun. Bize bu imkanı verdiğiniz için. Çok güzel, saygılar. Sağ olun, teşekkürler.
Evet sevgili Task TV izleyicileri, yine çok faydalı bir sohbet oldu. Kendim açısından da çok faydalı oldu. Bir sonraki haftada yine çok değerli bir konuğum olacak. Yine aynı saatte, aynı gün görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın efendim. Memlekete ait tatları özleyen insanımızın buluşma yeri Free Range.